Ben şu an bir numune üzerinde çalışarak sizlere anlatacağım ve normalde overlock makinesiyle takıyor olmam gerekirken düz makineyle takacağım. Çünkü çoğunuzun evinde overlock makinesi bulunmuyor ve makinalarınızı overlock'a da çevirmeyi istemiyorsunuz. Bu yüzden düz makineyle nasıl yaptığımı görün ki yaparken sizin için de kolaylık olsun istedim. Şimdi elimde ön tarafı bana bakan bir tişört olduğunu farz ediyorum. Dediğim gibi bu bir numune, daha doğrusu demo numune, öyle de diyebiliriz. Yani sonrasında kullanılmayacak. Genelde numuneler nasıl olduğuna bakıp sonrasında da yine kullanılabilir oluyor. Ama ben elimde bulunan bir kumaşı değerlendirmek için yapıyorum. Şu şekilde ön bedenin girintisinin, şu oyuntusunun arka bedenden fazla olduğunu görüyorsunuz. Birincisi bunu bilmeniz gerekiyor. Ön bedenin oyuntusu arkadan daha fazladır. Şimdi şu şekilde açıyorum. Şurası benim kol evimi oluşturuyor. Elime kolumu alıyorum hemen. Şöyle bedeni çekeyim ki daha rahat anlayabilin diye. Ön kol oyuntum burada. Arka kol oyuntum bu tarafta. Şimdi normalde yaptığınız bir hata var. Kalıbı yerleştirirken şu şekilde ikiye katlayıp tek seferde katlayırken çizip keseyim diyorsunuz. O yüzden çok büyük hata yapmış oluyorsunuz. Çünkü kalıpların ön kol oyuntusu ile arka kol oyuntusu birbirine denk değil. Arka kolun olduğu taraf biraz daha bombeli. Ön kolun olduğu taraf biraz daha içe doğru girintili. O yüzden kalıbınızı keserken ikiye katlayıp kesmeye çalışmayın. İleriki aşamalarda eğer bilirseniz, oturtmuş olursanız o zaman yapabilirsiniz. Açtıktan sonra şu kısmı yarısına kadar düzeltmiş olursunuz. Şimdi burada olması gereken bir diğer nokta da yukarı kısımda, bakın, ön ve arkanın ayrıldığı kısımda bir çıt var. Bu çıtı kol evinizin tam orta dikiş noktasına denk getirirseniz hiç zorluk yaşamadan takmış olursunuz. Ben normalde hiçbir şekilde tutturmadan takıyorum. Yani kol parçasını elime alıyorum. Sadece bu iki ucunu birbirine tutturuyorum. Makinenin içinde altında yapıyorum bu işlemi. Daha sonrasında orta noktasını gelene kadar elimle tutup bu kısmı, son çıkış kısmını da yine elimle tutup işlemi bitiriyorum. Bunu yapmak aslında daha kolay. Biraz fazla tecrübe etmiş olmanız gerekiyor. Zaten en az 5 kere yaparsanız ne demek istediğimi anlamış olursunuz. Ama zorlanıyorsanız bir diğer yöntemi göstereceğim. Yine şu çıt kısmından orta noktasına düzü tersi tersine denk gelecek şekilde yerleştireceksiniz. Şu kısımdan ilk olarak iğnenizi takacaksınız. Sonrasında kol bitişine, koltuk altı bitişine yine denk getirecekseniz bu kısımdan iğneyi takacaksınız. Ve aynı işlemi bir de diğer kola yapacaksınız. Kalan kısmı ise dilerseniz yine iğneleyebilirsiniz ama elinizle yedirerek dikmeniz size muntazam bir kol takmanızı sağlayacaktır. Şu an taşınma dolayısıyla ben iğnelerimi bulamadığım için yerleştirerek gösteremiyorum. O yüzden makinenin altında nasıl diktiğimi göstereceğim. Eminim bundan sonra kol takımında hiçbir yanılma yaşamayacaksınız. Bir de şunu hemen belirtmek istiyorum. Kolunuzu yerleştirdiniz, kalıbınızı kumaşınızın üzerine yerleştirdiniz. Hani hep bahsediyorum ya, düz boy ipliğini şaşırmayın diye. Taktıktan sonra dönmeler olduğunu söylüyorsunuz. Kolunuzun takımdan dolayı yanlış takıldığını düşünüyorsunuz. Halbuki değil. Eğer dönme yaşıyorsanız bunun sebebi düz boy ipliğini şaşırmış olmanızdır. Düz boy ipliği de nedir? Tam orta noktasından geçen dümdüz bir çizgi olduğunu farz edin. Yerleştirirken bakın şu kolun alt kısmı dümdüzdür. Buraya 90 derecelik bir açıyla yerleştirirseniz kol kalıbınızı, mesela takarken şöyle hafif yapıp da kumaşın böyle yetiyor deyip yerleştirip keserseniz bu kol döner. Zaten bununla ilgili bir videom var.
düz boy ipliği nedir diye o videoyu da izlerseniz ne demek istediğimi çok iyi anlamış olursunuz. Onun da linkini değil çıkartma olarak yukarıdan çıkacak. Ona tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ben kol takma işlemine geçeceğim ve en pratik, en düzgün nasıl takabilirsiniz onu göstereceğim. Dediğim gibi benim gösterdiğim yöntem aslında seri üretimde kullanılan yöntemdir ve en doğru takılma yöntemi budur. Ama yapamıyorsanız iğneleyerek ilk aşamalarda ilerleyebilirsiniz. Ben yine de olması gerekeni bilin diye normal hazır giyimde nasıl takılıyorsa o şekilde göstereceğim size. Bedenimi önüme aldım. Başlayacağım kısım ön bedenin olduğu kısım. Onu belirledim. Sonrasında kolumu elime aldım ve ön bedenin oyuntusunun olduğu kısmı ön bedene denk getiriyorum. Burayı karıştırmıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. Ve makinemin altına sadece uç kısımlarını birbirine tutarak yerleştiriyorum. Ve bir iğne içeri girmesini sağladım. Sonrasında yapmanız gereken, bakın yukarıda çıtı vardı. Bu çıtlar çok önemli. Muhakkak kalıbınızı yerleştirip kestikten sonra yukarıdaki çıtları koyun ki şaşırmayın. Bunu da bakın kolu diktiğim, omuzu diktiğim yere denk getiriyorum. Şu şekilde. Her zaman 1 santimlik dikiş payı vardır. Bunu da unutmuyoruz. Çıtın olduğu mesafeye kadar bakın elimle nasıl düzelterek ilerliyorum. Sol elim ve sağ elim senkronize çalışmak zorunda. Şu şekilde düzenliyorum. Bakın dümdüz denk geldi. Gördünüz mü? Hemen makinemi açıyorum ve yarısına kadar hiç durmadan geleceğim. Geldim. Tam orta noktada durdum. Şimdi yapmam gereken yine koltuk altı kısımlarını uç kısımlarından tutmak ve şu şekilde birbirine yerleştirmek. Sonrasında yine sol elimden destek alarak sağ elimle asıl dikmem gereken yerleri düzenleyerek ilerliyorum. Bakın şu sol elimin orta parmağını en çok kullanıyorum dikerken. Bu düzenlemem için en büyük yardımcı parmağım aslında. Şimdi kolumu nasıl taktığımı görmüş oldunuz. Ve hiçbir potluk, çirkinlik vesaire hiçbir şey bulunmuyor. Çok muntazam şekilde takmamı sağladı. Aslında bunu normalde yaparken tek seferde hiç durmadan dız dız diye dikip geçmem lazım. Ama size nasıl olması gerektiğini göstermek istediğim için bu şekilde yavaş şekilde diktim. Umarım anlamışsınızdır. Son olarak şöyle kol kısmını kapatalım ve bitmiş halini görün kolunda. I'm the boy in your other phone. Lighting up your... Kolum tamamlandı ve bitmiş hali bu şekilde. Hiçbir büzme, hiçbir kasma, hiçbir bozulma olmadan kolu dikmiş oldum ve özellikle sendi kumaş kullandım ki nasıl olduğunu çok daha net anlamış olun diye ve farklı iple diktim. Bakın çevirdikten sonraki halini de görün. Net olarak çevireyim.
Burada arka tarafı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan anında haberdar olmak için de oradaki zil işaretini muhakkak açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone.